Şuradan başlayayım. İlk önce gerçekten bu bariz, hani insan bazen takılıp göremiyor da. Nedeni şu, şimdi bu eleman mod i-n-d 1'e denk demek, bu elemana bu idealden bir şey ekleyince 1'i elde edebilirim demek. Ama bu da zaten aynı şey. Hani bu elemanda bir şey var, bu idealde bir nokta var. I-n-d'de bir şey var. İkisinin toplamı bir ediyor. Ama onun zaten anlamı bu. Hani şunu tekrar üstünden geçtik de bir daha söyleyeyim. Bu elemanların çarpımı mod i-n'de 1'e eşit demek. Bu idealin içinde bir eleman var. O elemanla bu elemanı topladığımda 1'i elde ediyorum demek. Ama o zaten bu iki idealin toplamı 1 demek. O yüzden hani şey, burası bariz. Peki. Bunun ispatına geçecektik. Sonra da biraz cebirsel geometrinin temel bir iki şeyini tanımını verip bu ifadenin geometrik anlamı nedir ondan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce birinci şıkka bakalım. Birinci şık neydi? Elimde N tane asal ideal var. Bir başka ideal, bu ideallerin birleşiminin içindeyse, o zaman aslında bu ideal bunlardan birinin tamamen içinde kalıyor. Tamam mı? Bu bayağı kuvvetli bir şey. Bunu yapalım ilk önce. Tümevarım yöntemiyle ile aşağıdaki ifadeyi kanıtlamak yeterlidir. İfade şu, şunu kanıtlamak yeterli olacak. Eğer bir ideal PI'nin içinde kalmıyorsa her i için birden n'e kadar, o zaman bu ideal bunların birleşiminin içinde de kalmaz. Bu ilk ifadenin şeyi değil mi? Kontrapozitifi. Karşı tersi, evet. Tamam. Tamam, kontrapozitif. Karşı tersi. Öyle mi? Tamam. Şimdi ne eşittir bir durumu tümevarımla yapacağız. Ne eşittir bir durumu açıktır, değil mi? Yani açık dedim, görmesi açık. İspatlanamaz değil de. P1'in içinde değilse P1'in içinde değildir. Peki. Şimdi sonucun n-1 için
doğru olduğunu kabul edelim. İdeali işte P, İ'nin içinde olmasın. Birden N'e kadar. Böyle bir ideal alalım. Ne göstermem lazım? I ideali bu N tane asal idealin birleşiminin de içinde kalmayacak. Peki onu nasıl yapacağız? Şimdi her i için I, P, İ'nin içinde kalmadığından olduğu için olduğundan burada bir eleman var ama bunun içinde değil o. Yani X, İ elemanıdır P. Yok, I elemanı vardır. Vardır. Öyle ki her J farklı I için X, İ PJ'nin içinde değildir. Niye böyle bir şey yazdım ki? Bir dakika. Efendim? Evet. Evet. Yani şöyle, bu eleman ben de göstermek istiyorum. I bütün hepsinin birleşiminin içinde kalmayacak. Yani şunu göstermek istiyorum, değil mi? Ve burada aldığım x, i elemanı zaten burada olmasın. Bir dakika. Şöyle, eğer öğleden sonra kafam çalışmıyor benim. Evet. Bir dakika şimdi bir tane XI aldık. I'nın içinden. Bu PI'nin içinde değil.
Diğerlerinin de içinde değil. Aa, bir dakika, ben ne yapmak istiyorum? Kafam gerçekten çalışmıyor. Aa, pardon. Şimdi I'nın şöyle diyeyim. Bu XI elemanı değil mi? PI'nin içinde değil. Yok, N tane var idealimiz. Evet. Şimdi bir dakika ya, ben niye göremiyorum bunu? Evet, tamam, onu yazdık. Şimdi ama bu XI diğer PJ'lerin de içinde değil, öyle mi? Ya ben bunu niye anlamıyorum ki? Ha, bir saniye, bir saniye. Şöyle diyeyim. Bunun içinde değil. Değil mi? Senin söylediğin bu. Şöyle o zaman. Aa.
Evet. Y eşittir şunu alırsak da toplam birden n'e kadar şuna bakıyoruz. X1, X2, XI eksi 1, XI artı 1, XN. Şimdi bu eleman I'nın içinde ama hiçbirinin asıl idealin içinde kalmıyor. I birden n'e kadar. Dolayısıyla da buradan I ideali bunların birleşiminde kalmıyor. Yani şu cümle bariz olması lazım ama gene görmüyorum ben. Sonucun n-1 için doğru olduğunu kabul ediyoruz. n-1 için doğru olduğunu kabul etmek şöyle sanırım. Şimdi sonucun n-1 için doğru olmadığını kabul ettiğimize göre her bir i için bir tane xi var. Bu i'nin içinde bir dakika. Evet, yani şunu biliyoruz biz, değil mi? Şunun içinde değil. P1, P n-1'in içinde değil. P1, P3, PN'in içinde değil. Bu da ne demek? Efendim? Şey işte n-1 için doğru olduğunu kabul ediyoruz ya. n-1 için doğru olduğunu kabul edince P bunun içinde değil. Yani bir tanesini attığım zaman onun içinde değil. Sonuncuyu atabilirim. Yani belki burada tabii ben tersten başladım ama şöyle diyelim. 2'den n'e kadar ilkini attım, ikinciyi attım. Sonra üçüncüyü atacağım, en son n'inciyi atacağım. XI dediğim şey şu. XI bunun içinde yani X1 bunun içinde, bunların hiçbirinin içinde değil. X2 bunun içinde, bunların hiçbirinin içinde değil. O şekilde xn'e kadar gidiyorum. Şuraya yazdığım şey bu. Evet, tamam. Oldu mu şimdi? Notları hazırlarken tabii böyle konsantre
oluyorum. Kafam daha iyi çalışıyor. Aradan günler geçince şeyi unutuyorum, detayları. Evet, bariz olan şey de artık bariz olmuyor. Kusura bakmayın yani şeyde. Herhalde yaşlanmak böyle bir şey. Okey. Şimdi ikinci kısmı için şimdi de her i işte birden n'e kadar için bu ideal t'nin içinde kalmadığından olduğunu kabul edelim. Pardon, bunu kabul ediyoruz. Değil mi? Şey neydi? Şimdi ispat etmeye çalıştığımız şey ispat etmek istediğimiz şey şu. Eğer n tane idealin ara kesiti p'nin içinde ise bu ideallerden birisi p'nin içinde kalır. Peki, şimdi şunu kabul ettik. N tane idealim var. Hiçbirisi p'nin içinde kalmıyor. O zaman neyi kabul göstermem lazım? O halde bu ara kesitin de değil mi? Olduğunu göstermeliyiz. Okey. Şimdi şundan dolayı şöyle elemanlar seçelim. Her i için x i eleman ı i eksi p seçelim. Bu elemanların çarpımı her birisi x i'nin içinde olduğu için bu çarpım x 1'in de içinde, x 2'nin de içinde, x 3'ün de içinde. Dolayısıyla bütün bu ideallerin ara kesitinin içinde. Çarpımının da içinde ama tabii ki ara kesit bunu istiyorum. Değil mi? X1'den Xn'e kadar elemanları çarparsam o bütün bunların ara kesitinde kalacak. Değil mi? X1 çarpı X2 çarpı X3, Xn, X1'in içinde, X2'nin içinde, X3'ün içinde. Dolayısıyla hepsinin içinde. Peki. Ama şunu da biliyorum. Bu elemanların hiçbirisi T'nin içinde değil. O yüzden de bu çarpım T'nin içinde de halen kalamaz. Çünkü bir çarpım P'nin içinde kalıyorsa en az bir tanesi P'nin içinde kalmalı ama hiçbirisi P'nin içinde olmadığı için bu çarpım P'nin içinde kalamaz. Dolayısıyla da buradan şunu elde etmiş oluruz. O halde bu ideallerin ara kesiti P'nin içinde kalamaz. Değil mi? Çünkü işte ne bulduk? Şu eleman bunun içinde ama bunun içinde değil. O yüzden
bu ara kesit P'nin içinde kalamaz. Peki şuraya geçelim. Son olarak eğer bu şeyi bitirmiş oldu. Yani zaten bunu yapmak istiyorduk, değil mi? İşte şunun bunun içinde kalmadığını göstermek istiyorduk. Onu göstermiş olduk bu elemanla. Ama ikinci bir kısmı vardı. Şu, eğer ideallerin ara kesiti P'ye eşitse, o zaman bu ideallerden birisi gerçekten P olmalı. Değil mi? Yani bu ara kesit P eşitse bir tanesi de P olmalı. Onu görelim. P eşittir I ise şimdi şunu biliyoruz. O zaman bunlardan bir tanesi PI'nin içinde kalacak. I değil mi? Neden? Çünkü yani o birinci şıktan geliyor. Nereye yazmıştık onu? Yani eğer şeye eşit içinde kalıyorsa ara kesit bir tanesi içinde kalacaktı. Dolayısıyla yani bu şu anlama da geliyor. Bu bunun içinde. Ama bunun içindeyse o zaman bir tanesi P'nin içinde kalacak. O halde bunlardan birisi PI'nin içinde kalıyor. Ama diğer yandan şu var. Bu evet. Evet. P'de zaten bu olduğuna göre birden n'e kadar bu zaten her birinin içinde demek. Hem bu var, hem bu var. Buradan da P eşittir bu. Şimdi bu cebirsel sonuçların böyle geometrik karşılıkları var. Onlardan bahsedeyim. Yoksa hani bu haliyle biraz hani komütatif cebir kendi içinde de tabii ki güzel ve şey ama hani bu sonuçların geometrik bir karşılığı da var. Cebirsel geometrinin geometrik yorumlar diyeyim. Şimdi K bir tane cisim olsun. Ve bir tane işte polinom alalım. Nerede? K x1 xn'de. VF diye şunu kastedeceğiz. Bu polinomun sıfırlarının kümesi. Yani işte x1 xn nerede? Kn'in içinde f of x1
xn eşittir 0. Buna f tarafından tanımlanan cebirsel küme deniyor. Cebirsel küme. Biz böyle şeylere aşinayız, değil mi? İşte mesela örnek olarak K'yı en çok R alıyoruz. İşte F'i mesela şu alırsak x kare artı y kare eksi 1. Neyin içinde aldım bunu? K x y'nin içinde ya da R x diye iki değişkenli bir polinom. Değil mi? Bu VF ne olacak? Bu polinomun sıfırlarının kümesi. Yani öyle x, y'ler ki fx, y 0. 0. Yani bu da ne demek? X kare artı y kare eksi 1 eşittir 0 ya da x kare artı y kare eşittir 1. Dolayısıyla bize işte birim çemberi veriyor. Bu cebirsel bir küme. Yani cebir yöntemiyle, polinomlarla ifade edilebilen geometrik nesneler. Şimdi şunu yapabiliriz. Eğer S herhangi bir küme ise x1 xn içinde, yani sadece bir polinom değil, bir sürü polinom olabilir. O zaman Vs ile şunu kabul edeceğiz. Yani bütün bu polinomların arakesiti, yani ne olacak? P in Kn diyeyim. Biraz daha notasyonu basitleştireyim. Öyle noktalar ki f of p eşittir sıfır olacak bütün f'ler için. Bu kümenin içindeki. Tamam mı? Mesela s şu olsun. Atıyorum. x1 ve x2 polinomları olsun. Bunlar sonuçta işte şunun içinde r x1 x2 iki değişkenli polinom halkası içinde iki tane polinom aldım. O zaman vs ne olacak? Vs hem x1'in sıfır olduğu yer hem x2'nin sıfır olduğu yer, değil mi? Bu yani öyle noktalar ki K2'nin içinde P noktası eğer P1, P2 ise hem P1 sıfır olacak hem P2 sıfır olacak. Dolayısıyla bu sadece sıfır sıfır noktası, başka bir şey değil. Evet, K diyeyim şöyle. Bir polinom kümesine karşılık bir geometrik nesne karşılık getirdik. Tersi de mümkün. Geometrik bir nesne aldığımız zaman da yani x eğer Kn'in içinde bir subsetse o zaman buna karşılık da cebirsel bir nesne karşılık getirebiliriz. Nedir? Ix dediğimiz şey. Bu da ideal olacak. Hangi ideal? Şunlardan. Öyle polinomlara bakacağım ki bu polinomlar bu x'in her noktasında sıfır olacak. Tamam mı? Mesela
örnek yapalım. Neyi bir alayım? Mesela x şu olsun. Sıfır ve bir. Ix ne olur? Öyle polinomlar istiyorum ki hem sıfırda hem bir de sıfır olsun. Değil mi? Bu x çarpı x eksi bir. Değil mi? Rin ürettiği ideal. Yani öyle polinomlar istiyorum ki hem x'e bölünsün hem x eksi bire bölünsün. O zaman şu idealin ürettiği polinom. Peki mesela x'i z alırsam ix nedir? Bütün tam sayılarda sıfır olan polinom. Ama öyle bir polinom var mı? Yani polinomun sonsuz tane kökü olması lazım. Değil mi? Öyle bir polinom bir tek sıfır var. O yüzden bu ideal sıfır idealidir. Tamam mı? Yok yani öyle bir polinom yok. Peki. İkinci bir örnek alalım. N'yi iki seçin. Mesela x kümesi şu olsun. X virgül y'ler öyle ki ya x sıfır ya da y sıfır. Bunun ideali ne olur? Ya x sıfır olacak ya y sıfır olacak. Bu x çarpı y değil mi? X çarpı y'yi sıfıra eşitlerseniz y x sıfırdır, y y sıfırdır. Peki, bir tane tanım var. O bir yerde işte bu cebirsel kümelerin bir yerde özel olanlarını söylüyor bize. Diyor ki eğer bu ideal asalsa biz ona şey diyoruz. Irreducible efendim indirgenemez değil mi? Evet. Evet, tanım. Bu x yani cebirsel küme demek işte şeydi değil mi? Bir polinomun veya bir polinom kümesinin sıfırlarından oluşacak. Bu cebirsel bir küme ise kümesi için bu ix p asal idealse de x'e indirgenemez cebirsel küme denir. Öyle mi? Variyeti. Tamam. Ya İngilizce'de de kullanılıyor değil mi? O variety deyince indirgenemez alıyorlar doğrudan. Şimdi bu şeylerin neyse bunu silim tekrar yazayım. Geometrik karşılıkları nelerdir? Ondan bahsedelim. Ve yazmıştım. Şu önermeyi tekrar hatırlatayım size. 1.11 şuydu. I şıkkı şuydu. P1 PN asal idealler.
eğer bunların birleşiminin içindeyse, o zaman I bunlardan birinin içinde kalır. Bazı I için. İkincisi ise şuydu. Eğer I'lerin ara kesiti yani I1, I2, In olsun elimizde. Bunların ara kesiti bir tane asalın içinde kalıyorsa o zaman bunlardan birisi asalın içinde kalacak. Şimdi bunların cebirsel karşılıkları, pardon, geometrik karşılıkları ne olur? Şöyle örnekler yapalım. Şurada bariz herhalde. Bakın iki tane ideal alırsak, J iki tane ideal olsun. O zaman bu idealin tanımladığı cebirsel küme bunu içerecek. Neden? Bu I'daki polinomların ortak sıfırı. Bu ise J'deki polinomların ortak sıfırı. Ama yani buradaki denklemler buradakileri kapsıyor zaten. Dolayısıyla hani şu denklemlerin ortak çözümü zaten buradaki denklemleri kapsıyor. Yani burada daha fazla denklem var. Burada üç tane denklem varsa burada o üç denklem var artı başka denklemler de var. Dolayısıyla bu denklemlerin çözümü otomatikman bunların çözümü oluyor. Değil mi? Daha fazla denklem olduğu için burada. Bunun sıfır kümesi bununkinin içinde kalıyor. O zaman bu ilk ifade neye denk geliyor bir yerde? Bunun tarif ettiği cebirsel küme eğer bu ideallerin tarif ettiği cebirsel kümenin içinde ise aslında ve bunlar asalsa yani bu cebirsel kümeler indirgenemezse bu cebirsel küme bu indirgenemez parçalardan birinin içinde kalmak zorunda. Yani şunu söylüyor. O zaman bu birinci kısım şuna denk geliyor. VI eğer bunun içindeyse o zaman VI kümesi pardon. Bu küme VI'nin içinde kalıyorsa bunlardan en az bir tanesi VI'nin içinde kalacak. Evet. Hemen şöyle bir örnek yapalım. Mesela burada işte neyi 2 alalım. Kx, y'ye bakalım. Hani iki değişkenli polinom halkasına I ideali şu olsun. Y çarpı x artı bir polinomunun ürettiği ideal. Bu ideal dikkat ederseniz şunun içinde
Ben bunu yapmayacağım ki, ikinciyi yapacaktık. Bir dakika. Yok, bu bunun örneği değil. Bunun örneğini vermek istersek, benim yaptığım diğerinin örneğiymiş. Diğerini de yazayım, ondan sonra örnekleri vereyim. Şimdi diğer şey ne? İfade. Bu nesne bunun içindeyse, o zaman en az bir tanesi de P'nin içindedir. Bir dakika ya, burada. Tamam, yok. Öyle yapmışım zaten. Ha, yok yok, tamam, doğru yapıyormuşum. Özür dilerim. Şöyle, tamam. I'yı gerçekten şöyle x artı 1 çarpı y alalım. Bu şimdi şunun içinde. X'in ürettiği ideal ve Y'nin ürettiği idealin içinde. Değil mi? Neden? Çünkü bu polinomu yazarsanız, şu polinom nedir? X çarpı Y artı Y. Bu şeyin içinde zaten. Y'nin katı, dolayısıyla bunun içinde. Evet. Şimdi bunun o zaman sıfırına baktığımızda ve i'nin VI efendim VX ve pardon VY'nin bunu içerecek. Yok yok, böyle olmaz. Özür dilerim. Şöyle olacak. Şöyle düşünün. Şimdi bu ideal X'in ve Y'nin jenerate ettiği ideallerin içinde ise evet, yani şöyle diyeceğiz, değil mi? Hem bunun sıfır olduğu yer, hem bunun sıfır olduğu yer şöyle olacak, değil mi? Ve bizim önermemiz de şunu söylüyor. Önerme 11.1 i diyor ki, ya bu bunun içindedir ya da ikincisi bunun içindedir. İkisinden birisi. Bakalım şimdi VI nedir? Şuraya yazalım onu. Efendim?
Evet. Bir dakika. Yani bu ideal bunlardan birinin içinde kalacak. Evet, sanki senin dediğin gibi yapmamız lazım. Değil mi? İyi ideali PI'ların içinde kalıyorsa bir tanesinin içinde kalacak. Bir dakika. Şimdi I'yı şey alırsak Union ay valla Şimdi IPI'ların union'u ise herhangi bir tanesinin içinde kalacak. Şu kısmın geometrik karşılığı bu. Bunun geometrik karşılığı da bu. Tamam. O zaman şimdi I ideali bu union'un içinde kalıyorsa o zaman ne diyoruz? Bu da bunlardan birinin içinde kalacak. Değil mi? Onu söylüyor. Evet, yani şunu söylüyor aslında. Efendim? Evet, yani ya bunun içinde kalıyor ya da yani V pardon V X ya da V I V Y'nin içinde kalıyor. Bu da ne demek? Geometrik olarak yani V I nedir? V I V X artı bir, Y çarpı X artı bir. Bu hani bunu sıfıra eşit diyorsunuz. Bunun sıfıra eşitlerseniz ya Y sıfır ya da X eşittir eksi bir. Yani şöyle bir şey elde ediyorsunuz. Değil mi? Şurası eksi bir. Vx nedir? Yani şu şundan ibaret. X virgül y'ler ya burada x var, sıfır var
ya da eksi 1'e y var. Şu küme Vx dediğimiz şey x koordinatı sıfır olanlar. Yani bunlar sıfır virgül y'ler. Vy ise x virgül sıfırlar. Bizim durumumuzda hangisi şey içinde kalıyor? Vy kalıyor, değil mi? X virgül sıfırlar bunun içinde kalıyor. Diğer tarafı galiba bunun da şeydi. Öbürüne örnek vermek istersek. Yani ne tane idealimiz var? Bunların ara kesiti P'nin içinde kalıyorsa, o zaman en az bir tanesi bazı C için bunun içinde kalır. Efendim? Kamera. Evet. Bu takılmış. Oh. Bu şey olmuş, donmuş. Artık mobile dayanamadı.